Herkese tekrardan selam. Kanama videom hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecray. Bu videoda arkadaşlar hep birlikte AirPods alacağız. Daha öncesinde kullanmıştım. Ondan sonra 9. sınıfta kullandım ve onu okulda kaybetmiştim tek eşini. Öyle bir şey oldu. Hatta son zamanlarda da JBL aldım. JBL de çok böyle şey, kalın, hani büyük olduğu için çantama falan atamıyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Bugün birlikte AirPods alacağız. Şimdi Teknosa'ya gireceğim ve Apple Tro'ya gireceğim. O yüzden Caddeli 4'e geldim. İyi seyirler diliyorum. Evet, videonun ilk 3 dakikasında biraz ben böyle arkadan seslendirmelerle size eşlik edeceğim. İlk geldiğimde aslında 3. nesile karar vermiştim. Ama sonrasında oradaki işte çalışanlar farklı yönlendirmeler yapınca benim de kafam karıştı. Açıkçası hep 2. nesille 3. nesil arasındaydım. 2. nesilde silikon vardı fakat hani bazı arkadaşlarım dedi ki silikonlu olan hani bana olmuyor. Kimisi dedi ki bana oluyor. Senin kulak yapına bağlı. Benim bayağı kafam karıştı. Ondan sonra böyle biz bayağı bir dolaştık, gezdik, herkese sorduk. Sonra biraz internetten de araştırdım. Aslında araştırılacak pek bir şey yok. Hani kulağına olacak mı olmayacak mı bilemiyorsun. Hijyenik bir ürün olduğu için de deneyemiyorsun. Ben de bu süreçte biraz dolaştım, gezindim. AirPods'lar hakkında daha çok bilgi edindim. Arkadaşlar şimdi bu 2. nesil, ondan sonra bu 3. nesil. Ben ilk başta 3. nesil alırım diye düşünüyordum ama sonrasından sanki buna karar verdim. Bu da 2. nesil AirPods Pro. Öyle yani, şu an bundayım. Büyük ihtimalle bunu alacağım. Yani Teknosa'dayken bir 2. nesile bayağı karar vermiştim. Sonrasında biraz daha dolaştım. Böyle kitap kafe gibi bir yer keşfettim ama tamamen çocuk kitapları varmış. Biraz hayal kırıklığı yaşadım burada. Böyle kitap içini kafe. Böyle merak ettiğim için gezdim, baktım biraz. Evet, en iyi. Şeyler var. Aa, kupa çok tatlı. Yakışıklı. Sonra arkadaşlar caddeden çıkıp AVM'ye geçtik ve ben de AirPods'umu buradan aldım zaten. Böyle biraz AVM'ye, evet. Media Mart'a giriyoruz. Buradan aldım. Genelde teknolojik ürünlerimi buradan alıyorum. Reklam gibi oldu ama öyle yani. Ondan sonra biz tabii o kadar herkes kafamızı karıştırdı ki artık böyle bir AirPods bakıyoruz, bir farklı mağazaya giriyoruz. Düşünüyorum falan ben böyle acaba hangisini alsam diye. Bu sırada annem kendine saat baktı. Annemin saatini bir kendisi denedi. Bir ben denedim falan, şimdi göstereceğim size. Böyle bir saat baktı. Benim bileğim küçük olduğu için saat kocaman durdu. Hani gösterişli bir saat zaten. Benim bileğim de biraz komik durdu ama uzaktan o kadar da sırıtmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonrasında AirPods'uma kavuştum. Arkadaşlar şimdi alıyoruz. Ben 3. nesile karar verdim. Arkadaşlarımla falan konuştum. Kimisi şey dedi. Silikonlu olan, yani 2. nesil Pro olan kulaktan düşüyor falan dediler. Ben de daha öncesinden zaten 3. nesilden kullanmıştım. O yüzden tekrar 3. nesil alacağım. Bakalım, sonra kutuyu açtıktan sonra deneyeceğiz. Hijyenik bir ürün olduğu için deneyemiyorum. Aldıktan sonra deneyeceğim. Umarım olur. Babam mı çiziyor bir anda? Arkadaşlar selamlar, ben şimdi kulaklığımı aldım ve eve geldim. Şimdi ise kulaklıkların biraz özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Belki bu videoyu izleyip de kulaklık almayı düşünenler vardır. Model sayısı 3 tane, hani bu kafa karışıklığı yaratıyor, hangisi daha iyi, en son çıkanı vesaire diye. Ben de bildiğim bütün bilgileri size aktaracağım ve sizlere de yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle. Elimizde 3 tane model var. AirPods 2. nesil. Zaten bu model hani ilk çıkan model, yıllardan beri var. Sonra AirPods Pro var. Bu da ikinci olarak çıkan. Ve son çıkan ise benim elimdeki AirPods 3. nesil. Ben bu AirPods 3. nesil ve AirPods Pro arasında kalmıştım. Pro'da silikon, yani silikonlu bir şekilde Pro ve gürültü engelleme özelliği var. Acaba dedim onu mu alsam, ama daha sonrasında hani aklımı şu kurcaladı. Ben daha öncesinden bu şekilde kullandım. Silikonsuz kullandım ve benim kulağıma çok oturdu. Hijyenik bir ürün olduğu için dediğim gibi deneyemiyoruz. O yüzden biraz orada ikilemde kaldım. Sonrasında arkadaşlar şu özellikle tamamen 3. nesil almaya karar verdim. 3. nesil şarj kulaklıklar 6 saat gidiyor.
AirPods Pro ise 4,5 saat gidiyor. Kutulu bir şekilde kullandığınızda 3. nesil 30 saate kadar giderken 2. nesil olan 24 saate kadar gidiyor. Ve benim için kulaklıkta önemli olan şey saat süresiydi. Hani uzun süre kullanma gitme süresiydi. Şöyle gürültü engelleme açısından ben onda bir problem çekeceğimi sanmıyorum. Zaten videoda bahsetmiştim. Bende JBL var ve bunu alalı da yaklaşık bir 3-4 ay falan oldu arkadaşlar. O yüzden hani gürültü meselesi benim için çok önemli değil ve çok büyük fark olacağını da sanmıyorum. Ben bu modeli aldım. Hem 3. nesilde hem de Pro'da arkadaşlar H1 yani H1 çip var. IPX4 sertifikası ile hem suya hem de tuza dayanıklı bir ürün. 3. nesil mesela Pro'dan ayıran bir diğer özellik ise 5 dakika şarj ettiğinizde 1 saatlik bir kullanım sağlıyor sadece 5 dakikalık şarjla. Yani bu özellikler beni daha çok cezbetti ve bana açıkçası 3. nesil daha mantıklı geldi. Yani ikisi de sizin aslında kullanım amacınıza pahalı. O 3. nesilde son çıkan modeli ben de bunu almaya karar verdim. Şimdi hep birlikte açacağız arkadaşlar. Ay heyecanlandım. Açalım hep birlikte. Bu kaçıncı kutu açış videom? iPad'imi açmıştık. Ondan sonra telefonumun kutusunu açmıştık. Onların iyi butonlarını buraya bırakırım. Başka ne açtı? Bilmiyorum, böyle ara sıra açıyoruz. Şimdi şuradaymış. Bunu çok seviyorum, bu sesi. Sesi onu dinleyelim. İstediğim ses çıkmadı. Ben var böyle tık 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 diye ses çıkacak sandım ama o çıkmadı. Belki şuradan açalım bir de. Burası zaten bantlı. Bant gibi. Tamam. Ay. Şu kutu açarken ilk heyecan var ya, şöyle bakalım. Buradan hiç küçük klasik şeylerinden de öyle AirPods'un işte tanıtımını yapan bir kağıdımız çıktı. Birkaç özelliklerinden falan bahsediyor. Sonrasında da böyle ıvır zıvır kağıtlar çıktı. Kulaklığımız burada ve en heyecanlı kısım. Ezan. Birlikte açıyoruz. Evet, açamıyoruz. Burada şey, plastik bu. Çok güzel. Şimdi takalım böyle. Ay, inşallah kulağıma olur. Bir de olmuyormuş arkadaşlar. Direkt şimdi telefonumu arayacak. Telefonumu alayım ve eşleştireyim. Ay, telefonumla çekiyorum. Kafam gittim. Telefonla eşleştireceğim. İlk denememize hazır mıyız? Oo, tam oturdu. Kesinlikle iyi ki bunu almışım. Zaten daha öncesinde de biliyordum bunun olacağını, kullandım çünkü. Burada arkadaşlar kulağımda duruşuna bakıyorum. Nasıl olmuş diye, gayet beğendim ama. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi telefonuma bağlayacağız. Arkadaşlar bu arada kutunun bu alt kısmını açtığımızda da tabii ki de şarj aleti çıkıyor. Böyle kablosu. Bir de Apple adaptörü taktığımız zaman şarjını edebiliyoruz. Arkadaşlar ben AirPods'umu aldıktan 1-2 gün sonra hemen kılıfını sipariş verdim. Tabii ben evde olmadan geldiği için kardeşim açmış. Aşırı sevdiğim bir kılıftı. Bayağı bir sitede aradım. Böyle çok tatlı. Şimdi sizlerle birlikte AirPods'uma takacağız. Bu arada birkaç kere kullandım AirPods'u. Ses kalitesi falan gerçekten müthiş. Birine telefon konuşması yaptığınızda vesaire normal aynı telefondan konuşuyormuş gibi ses gidiyor. Yani o açıdan bayağı memnun kaldım. Ay, kılıfım çok tatlı. Bu arada bir tık hasta oldum. Burnum akıyor. Kusura bakmayın sesimden. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Yanında da böyle kelebekli süsü var. Yani bu daha çok mesela AirPods kaybolmasın diye. Çünkü hani küçük bir şey olduğu için. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Aynı görseldekiler gibi oldu. Gerçekten aşırı hoşuma gitti. Böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar, tekrardan edit yapan Ece'den selamlar. Ben şimdi yaklaşık 3 haftadır AirPods'umu kullanıyorum. Bu videoyu biraz hani sonrasında atmak istedim ki kulaklığı hani deneyimliğimi sizinle paylaşayım. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle telefonla konuşurken ses kalitesi birebir. Hani normal telefonla nasıl sesiniz karşıya gidip geliyorsa bunda da aynen öyle. Müzik kalitesi süper. Ses gürültü engelleme ben ihtiyaç duymadım açıkçası. Ve çok arasında kalsam da 3. nesil tam olarak bana uydu. Hani böyle spor da yapıyorum, hopladım, sıçradım falan, böyle denedim hani düşecek mi diye, asla düşmedi. Hani gayet iyiydi yani. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.